Kanal T ekranlarından herkese günaydın. Yeni bir gazete programı ile yine karşınızdayız. Bugün bir Skype bağlantısı gerçekleştireceğiz. Malum koronavirüsle birlikte insanlar çoğu vaktini evlerinde geçiriyorlar. Evlerinde geçirmeyle birlikte fiziksel aktivitelerde de bir durağanlaşma var. Bunu nasıl aşabiliriz? Ne gibi aktivitelerle birlikte fiziksel sağlığımızı koruyabiliriz? İşte bu soruların cevabını Uluslararası Final Üniversitesi'nden Yardımcı Doçent Doktor Kardem Soyer'e soracağız. Kendisinin bilgilerini alacağız. Tavsiyelerini dinleyeceğiz. Fizik tedavi uzmanı Kardem Hanım şu anda herhalde Skype bağlantımız gerçekleştiyse. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar, nasılsınız? Nasılsınız efendim? İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Evet efendim, koronavirüsle birlikte yaklaşık 1,5 aya yakın bir süredir insanlar vakitlerinin büyük çoğunluğunu evlerinde geçiriyorlar. Haliyle bu da fiziksel anlamda hareketsizliği beraberinde getirdi. Bu noktada fiziksel aktivite nedir? İsterseniz ilk önce onunla başlayalım. Şimdi aslında fiziksel aktivite bizim günlük hayatta yaptığımız ve bütün bedenen gerçekleştirdiğimiz işlemlerin tümü aslında fiziksel aktivite. Bunun içerisinde işte işe giderken yürümek, işte yaptığımız işte otururken fotokopi makinesine gitmek veyahut da biz ders anlatırken yürümemiz vesaire bunların aslında hepsi fiziksel aktivite. Fakat takdir edersiniz ki dediğiniz gibi 1,5 aydır biz evdeyiz, evlerimizdeyiz ve alanımız daraldı, hareket etme alanımız daraldı. Böyle olunca da fiziksel olarak biraz inaktivite dediğimiz yetersizliğe doğru gittik. Evet efendim. Bu nedenle de dolayı bir de ayrıca tabii görüyoruz işte gruplardan, sosyal medyalardan yedik içtik. Halen daha yiyoruz, içiyoruz. Evet. Bunun da kas iskelet sistemine bindirdiği yükler oluyor. Bununla birlikte de yavaş yavaş artık vücudumuz bize sinyallerini de vermeye başlamıştır. Bunun en büyük etkisi ağrı zaten. Ağrı ile işte sırt ağrıları, bel boyun ağrıları, ekstremite ağrıları yani kol uzuv ağrıları gibi gibi ağrılar da yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştır. Bu ağrıların temel kaynağı hareketsizlik mi efendim? Şimdi bu tabii ki eğer bir kronik rahatsızlığınız varsa bunları dışlıyoruz. Bunlar için konuşmuyoruz ama eğer normalde bu 1,5 ay öncesinde herhangi bir probleminiz yoksaydı ve bu 1,5 ay süre içerisinde hani ilk haftalarda gayet iyi hiçbir sıkıntı yok ama üçüncü, dördüncü haftadan sonra artık yavaş yavaş böyle zonklama tarzı veyahut da böyle künt bir ağrı var ise muhtemelen bu sadece inaktiviteden kaynaklı kaslarımızın artık güç kaybettiğini ve güç kaybetmesi sebebiyle iskelet sistemimize yük bindirdiğini gösteriyor. Evet. Ve bu da vücudun bize bir alarmı. Yani artık yemeği, içmeyi birazcık azalt, birazcık kendine bak, fiziksel olarak biraz güçlen ve beni bu dertten kurtar diyor bize vücudumuz. Peki efendim, bu kas sisteminin çalışması herhalde vücudun hareket etmesiyle birlikte gerçekleşiyor. Bu çok fazla oturduğumuz zaman da bu ağrıları tetikleyici unsurlar ortaya çıkıyor. Doğru mu? Tabii ki. Şimdi bizim normal şartlarda biz yürüyen insan, yani yürüyen demeyeyim de hareket etmesi gereken insanlarız. İnsanoğlu o şekilde yaratıldı. Avcı toplayıcılıktan gelen bu bizim bir genetik kodumuz. Evet. Şimdi hareketliliğe alıştığımız için ve normalde işte çalışıyoruz ya da işte öğrenciysek derslere gidiyoruz, geliyoruz.
İşte yaşlıysak yine ister istemez bir komşuya gidiyoruz, geliyoruz. Kıbrıslıların alışkanlığıdır komşuya gidip gelmek ya da komşunun gelmesi vesaire. Yani illaki gün içerisinde bir fiziksel aktivite gerçekleştiriyorduk. Tabii şimdi sosyal izolasyon olunca var olan kas kuvvetimiz ister istemez düşüyor. Şimdi biz bunu da söylemek isterim. Peki neden, hani tamam biz 1,5 aydır izoleyiz. Neden evet. Şimdi başlar bizim ağrılarımız? Bunun da nedeni şu. İlk başlarda bizim kaslarımız kuvvetliyken sıkıntı yok. Ya da iyiyken durumu, hani çok kuvvetli demeyeyim, iyiyken bir sıkıntı yok. Kemikler rahat, kaslar rahat, sinir sistemimiz rahat, vücudumuz rahat, ağrı bize vermez. Ama bir kas 2-3 haftadan sonra düşüşe geçmeye başlar. Düşüşe geçmeye başladığında da bize ağrı vermeyebilir. Ama ne zaman ki artık iş, hani kemik, şey, bıçak kemiğe dayandı derler ya. Evet. İş zaman artık iskelet sistemine yük binmeye başladı, o zaman bize vücut sinyali verir. O yüzden burada bizim kaslarımız gerçekten çok önemli. Ben her zaman çocuklara derslerde anlatırken diyorum ki bizim kaslarımız vücudumuzun korsesidir. Nasıl ki biz işte korse takıyoruz, işte belimiz ağrıdığında veyahut da bizi desteklesin diye korse takıyoruz. Bizim vücudumuzun doğal korsesi de kaslarımız. Ve o kaslar zayıfladığı zaman da iskelet sistemimize ciddi yükler bindiriyor. Peki efendim, bu ağrılar herkeste aynı mı gösterir? Yani kiminde baş boyun dediniz, kiminde kol ağrısı, kiminde ayak ağrısı olabilir. Herkeste aynı mıdır, yoksa kişiye göre, yaşa göre değişir mi? Kesinlikle kişiye ve yaşa göre çok değişkenlik gösterebilir. Şimdi bizim burada bahsettiğimiz tabii hani 7'den 77'ye bahsediyoruz. İlla örneğin çocuklarda bir ağrı olması gerekmiyor. Ya da işte orta yaşta ya da yaşlı grubunda ya da var olan o gelen ağrı illa tek tip ya da tek bir bölge değil. Hangi bölgeniz zayıflıyor ise, yani benim örneğin sırt kaslarım zayıflayabilir, oradaki kaslar daha dayanıksızdır diğer bölgelere göre, o zaman sırtımda ağrı çıkar. Sizin örneğin belinizdeki kaslar daha zayıftır, o zaman sizin belinizde çıkar. Kimi işte sürekli bilgisayar işi yapan kişilerin el kasları yorulur ve bu nedenden dolayı gerilemeye başlar. Elleri, el kasları zayıflamaya başlar ve ellerinde ağrı oluşur. Yani tamamıyla bu bireyseldir. Ağrının şiddeti de bireyseldir. Yani örneğin siz 5 şiddetinde bir ağrı hissedebilirsiniz. Ben 8 şiddetinde bir ağrı hissederim. Bu da genelde sinir sistemimizin eşik değeri var. Ağrı eşik değeri var. Bununla alakalıdır. Hani derler ya, acı eşiği. Hani benim acı eşiğim çok yüksektir ya da çok düşüktür. Bu da biraz onunla bağlantılı. Evet, o zaman bu ağrıların şiddeti tabii ağrı eşik değerindeki değerine göre değişiyor kişilerde. Peki özellikle yaşlılar ve çocuklardan bahsedecek olursak biraz da, biliyorsunuz çocukların gelişim süreci var. Yaşlıların ise haliyle belli bir iskelet sisteminde artık yaştan ve gelen bir takım zayıflamalar var. Biri gelişirken diğeri zayıflıyor. Bunların ikisini nasıl dengede tutacağız özellikle bu iki grupta? Şimdi çocuklarda aslında hiçbir şey yok. Çünkü çocuklar dünyayı oyun olarak görüyor. Benim de hani 4 yaşında kızım var. O nedenle sürekli oyunla var olan birkaç, biraz daha sonra size öneri olarak sunacağım bazı aktiviteleri oyuna sentezleyerek, oyun gibi yaparak. Eğer izole bir bahçeniz var ise, o izole bahçelerin özgürce hareket edebilmesini sağlayarak, gibi şekilde çocukları desteklememiz lazım. Çünkü çocuklar gerçekten çok önemli.
Yaşlılarda gerçekten onlar biraz daha problemli, hele hele ileri yaşta. Eğer mental olarak da durumu kavrayamayan bir durumda olan yaşlılarımız var. Hani işte korona, izolasyon, o yüzden algılayamayan yaşlılarımız var. Onlarda işimiz çok zor. O nedenle elimizden geldiğince hani bakan kişi veyahut da eğer yaşlının kendisi ise küçük küçük aktivitelerle kendimizi desteklememiz gerekiyor. Peki nelerdir efendim bu küçük küçük aktiviteler? Neler yapılabilir özellikle ev ortamında? Şimdi şunu söylüyorum. Daha önce bizim de ve hem Kıbrıs'ta hem de dünyada yapılan bazı çalışmalar var. Bizim yaptığımız örneğin Kıbrıs'taki çalışmada çok net bir gerçek var ki biz fiziksel olarak inaktifiz. Yani aktif değiliz aslında. Evet. Bizim yaptığımız çalışma bir anket çalışmasıydı. Kendi oluşturduğum. Biz şunu gördük ki özetle bizim ülkemizde şu mantık var. Yerim dar, oynayamam. Şimdi şunu belirtelim ki o anket yine sonucundan elde ettiğim şey. Fiziksel aktivite ve sporu biz karıştırıyoruz. Şimdi fiziksel aktivite dediğim gibi yaptığımız her aktivite. O yüzden fiziksel aktiviteyi biz çok rahat... Her gün ister dinlenirken, ister bir şeyler yaparken kendimizi bir miktar daha var olanın üstüne çıkartabilecek durumdayız. Çok kolay. O yüzden hani özel bir mekana, özel bir oda ısısına vesaire ihtiyacımız yok. Ama evet, sporda var. O yüzden fiziksel aktivite konusunda rahat olabiliriz. Yapılması çok uygun, çok rahat, hiçbir konfordan kaçınmadan gerçekleştirebiliyoruz biz bu. Zaten bunlar bizim günlük yaşam aktivitelerimiz. Önerilerime gelecek olursak da, müsaade ederseniz tabii, bu çocuk genç... orta yaşlı ve yaşlı olarak ayırmak istiyorum. Şimdi çocuklarda dediğim gibi oyun bizim ana hedefimiz. Yani ana bölümümüzde oyun var. Kol çalıştırıcı oyunlar. Genelde çocuklarda bizim temel hedefimiz kalistenik dediğimiz bütün vücudu da bulunan birçok kası bir anda çalıştırıp, büyük grup kasları çalıştırıp aynı anda bu şekilde bir fiziksel uygun sağlamak. O yüzden bizim için en güzel araç oyun. Evet. İşte normal hep ilkokulda, ortaokulda, lisede fizik kültür hareketleri öğrendik beden derslerinde. Bu tarz hareketleri çocuğa yaptırabiliriz. Bununla birlikte ne yapılabilir? Yani ben biraz da kişi kendinden bilir işi mantığıyla ben çocuğuma ya da kendime biraz da bunları da araya koyacağım. Örneğin kızıma kek yaptırıyorum. İşte kol hareketleri, işte çırpma, bu bir aktivitedir. Veyahut da bulaşıkları kaldırma, bana yardım et bulaşıkları kaldırayım. İşte bunun karşılığında işte örneğin öpücük, sevgi vesaire gibi küçük tatlı, maddiyata bağlanmayan ödüller gibi gibi... biraz gündelik hayatımıza senkronize edip var olan aktiviteleri ya da dediğim gibi eğer izole bir bahçe var ise yani size ait ise ve ortak kullanım değilse bahçede işte bahçe işi küçük küçük birlikte size yardım etmesi
gibi ya da işte bisiklet çocuğuyuz örneğin, bisiklet şeyimiz varsa, imkanımız varsa bisiklete binmeleri. Eğer apartman hayatı yaşıyorsa, yaşanıyorsa yine dediğim gibi ev içerisinde daha çok fiziksel aktivitelere yönelik, çocuğu da işin içine katarak, işinizi de aradan çıkararak, çünkü anne olarak bizlerin hem çalışma hayatımız hem de çocuğa bakıp devam ediyor. O yüzden annelerin en büyük tavsiyem kendi işlerinize de biraz onları sente, hani tamamıyla yapamıyorlar doğal olarak. Ama hem onlara sorumluluğu aşılamış oluyorlar, hem de bir miktar kendi çıkıyor, hem çocuklar iş yapmış oluyor. Böylelikle siz mutlu, herkes mutlu. Hocam şunu da soralım size. Malum bu sosyal izolasyonla birlikte aktiviteler iyice kısıtlandı. Zaten sizler de şu an onları çok güzel şekilde anlatarak bizleri ve izleyicilerimizi aydınlatıyorsunuz. Şimdi hamile olan kadınlar için de bu süreç biraz esasen sıkıntılı geçiyor. Normalde daha önceki programlarımızdan edindiğimiz bilgilerde işte yürüyüş yapmaları tavsiye edilirken şimdi bu vakit evde geçirilmek zorunda. Bu noktada neler tavsiye edersiniz? Şimdi şöyle yapmak için de uygunsa, gençlere geleyim, genç ve orta yaşta da hamilelikten de bahsedeyim. Evet. Tamam. Gençlerimiz, işte üniversite öğrencilerimiz ya da lise öğrencilerimiz, bunlar ne yapmaları gerekiyor? Şimdi tabii klasik olarak eminim herkesin elinde telefon ya da bilgisayar ya da televizyondan non-stop film keyfi. Şimdi gençlerdeki en büyük problemimizi söylüyorum, postür. Bütün gençler, yani gençlerin çoğunluğu hemen şu pozisyondadır. Kambur dediğimiz bir postürleri vardır maalesef. O yüzden gençlerin en çok dikkat etmesi gereken ergonomi, yani o postürü düzgün tutmaları. İşte bilgisayar başında otururken bel, boyun desteği veyahut da telefona bakarken telefon aşağıda değil biraz daha yukarıda olması, ki boyun çok fazla aşağıya eğilmesin. Ya da bilgisayarda şeyler yapacaksa bilgisayarın altı destekliğine göz hizasına dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrıca yine özellikle erkeklerin daha çok üzerinde durduğu küçük ağırlıklarla hafif egzersizler yapılabilir genç yaşta. Ve bu yaşta ve orta yaşta hamileler için. Tabii şunu kesinlikle not ederek söylemem gerekiyor. Mutlaka kadın doğum uzmanına, yani kendilerinin rutin olarak gittikleri ya da danıştıkları kadın doğum ve hastalıkları obstetrik jinekologlara mutlaka danışarak yapmaları gereken egzersizler olabilir. Ama dediğim gibi doktoruna danışmaları gerekiyor. Riskli gebelik var, riskli olabilecek gebelik var vesaire vesaire. Ama hiç risksiz olabilecekler. Küçük ayak pomp hareketleri dediğimiz ayağı kendine çek, bırak. Elleri keza aynı şekilde küçük küçük açıp kapama şeklinde. Baş boyun egzersizleri. Küçük küçük üstleri kendine çekip hafif bir bastırma egzersizleri küçük küçük yapabilirler. Bunun dışında zaten jinekologların da uyardığı, yapacakları günlük işleri yavaş yavaş dinlenerek, dinlenme aralarını biraz arttırarak yapmaları zaten tavsiye ediliyor. Tabii yürüyüş ama yine dediğim gibi
Bu sadece yerim dar, oynayamam. Şimdi bir video görmüştüm geçen gün, çok hoşuma gitti. Bir bayan bir koridorda gün içerisinde gidip geliyor ve bunu sayıyor. Yani kaç adım gittiğine dair. Ve biz şunu biliyoruz. Bizim fiziksel olarak aktif diyebilmemiz için kendimize 10 bin adım atmamız gerekir. Ve bu kadın o koridor adımlarını saydığı zaman yaklaşık olarak 9 bin adım çıkıyor bir günde. Evet. O yüzden ne yapabiliriz? İlla hani tamam açık havada yürüyüş tabii ki çok önemli. Ona bir şey demiyorum ama yapamıyorsak evin içinde de yürüyebiliriz. Yavaş tempoyla, orta tempoyla, hızlı tempoyla eğer özellikle koridorumuz varsa veyahut da bir oda içerisinde ya da odaları eve gezerek de biz bu adımları atabiliriz. Evet hocam. Peki hocam. Yeter ki. Şunu da soralım. Mesela evde siz fizik tedavi alanında zaten uzmansınız. Evde mesela kısa kısa yapabileceğimiz hareketler nedir? Mesela baş boyun hareketleri, o ağrıyı alabilmek için en azından ya da o basıncı düşürebilmek için var mı böyle çok kısa bize şu an gösterebileceğiniz teknikler? En azından bizler de bu vesileyle bilgilenmiş oluruz. Yani dediğim gibi klasik bizim ilkokul, ortaokul ve lisede yaptığımız işte küçük germeler, işte özellikle bizim sırt ve omuz bölgemiz düşmeye çok yatkındır. Çok hızlı düşer. Biraz postural problemlerden kaynaklı. O zaman ne yapabiliriz? İşte baş hareketlerimiz. Son range'e kadar geriye doğru alıp öne doğru götürme, yanlara doğru rotasyon hareketlerimiz son noktaya kadar. Son noktaya geldiğimizde burada tutup 5'e kadar, 10'a kadar sayma. Yine kollarımızda germeler yapma, kapsül germeleri yapma ya da işte şu şekilde geriye doğru alma ya da geride arkaya doğru daha fazla götürme. Yine bacaklarda küçük ya duvara dayanarak ya da dik durarak hafif çömelip yükselmeler. Tabii parantez içinde kullanacaksanız bu noktada diz yaralanması, bağ ya da menisküs gibi yaralanmaları olan kişilere dikkat etmemiz gerekiyor. Onların bu tarzları eğer ağrıları olursa bunu tavsiye etmiyoruz. Evet. O yüzden küçük çömelmeler yapılabilir. Ayak pompa egzersizleri dediğimiz ayağı kendine çekip bırakma yapılabilir. Yine aynanın karşısında ya da bir kişi var ise hani biraz da eğlenceli ortam olması açısından karşı karşıya geçip ya da aynanın karşısında birbirimizi düzeltme işte örneğin işte omzunu kaldır işte geriye doğru git gibi birbirinize biofeedback dediğimiz geri bildirim vererek postür düzeltme orada yine sayma bir ona kadar. Bununla birlikte olan diğer bir nokta nefes egzersizleriyle kombine etmek. Hem koronadan korunma açısından, akciğer sağlığı ve sterilizasyonu açısından solunum egzersizleri işte burundan derin nefes alıp ağızdan üfleyerek verme bunu yapabilmeye veyahut da kuvvetlendirmek için solunum kaslarınızda hafif bastırıp nefes alırken aşağıya doğru göğüs kafesimizi verirken de yukarıya doğru bastırma. Yine bunu burundan nefes alıp ağızdan vererek bütün işte egzersizlerimizi yapabiliriz. Yine hem dediğim gibi akciğer sağlığı için hem vücudun oksijen denmesini artırabilmek için. Bunlar yapılabilir. Bunun dışında artık hava çok güzelleşti. Bilerek ben de biraz dışarıda yapmak istedim. Dışarıda balkon olabilir, bahçe olabilir,
fark etmez. Helyoterapi dediğimiz, bildiğimiz güneş banyosu, şiddet ve şiddetle tavsiye ettiğim bir şey. Hem immün sistemimizin savaşması için gereken ısıyı bize veriyor. Hem de bizim vücudumuzda bulunan üç formundaki vitamin D'yi kendi küçük bağlarına ayırarak absorpsiyonu sağlıyor. Yani hani derler ya güneşe çık D vitamini al. Evet. 15 dakika güneşli günde mutlaka güneş banyosu, 15 dakika ve baş bölgesini ve yüz bölgesini koruyarak gerek losyonlarla gerek şapka veya herhangi bir materyalle baş ve yüz bölgesini koruyarak özellikle sırtımızı güneşe dönerek hem kaslarımız için hem kemiklerimiz için ve immün sistemimiz için güneş terapisinden yararlanabiliriz. Bu noktada şunu söylemek istiyorum. Özellikle biliyorsunuz ki biraz stresimiz oldu bu karantina sürecinde. Yani koronadan kaçarken örneğin ister istemez marketlere gidiyoruz ihtiyaçlarımızı karşılamak için vesaire. Evet. Çok ciddi stres indiriyor bu bizim hem mental olarak hem fiziksel olarak. Çünkü markete gidiyorsunuz, eğer markette dışarıda sıra varsa hızlı hızlı alayım dışarıda. Hiç beklemezsin. Veyahut da içerideyseniz işte birbirinize dokunmamaya ya da işte hızlı bir şekilde alışverişimi bitireyim hemen çıkayım. Çok fazla maruz kalmayabilir ortam diye. Çok stres oluyoruz. Böyle olunca benim zannederim şu olabilir. Eğer dediğim gibi güneşli bir hava varsa çıktınız marketten eve geldiniz. Hemen işte toparlanmasyon vesaire yaptınız. Hemen çıkıyoruz 15 dakika güneşe. Tabii kendi stabilizasyonunuzu da sağladınız. Hemen çıkıyoruz 15 dakika güneşe. Hem psikolojik olarak gereken işte serotonin, dopamin, endorfin hormonlarımızı salgılıyoruz. Yani mutlu oluyoruz. Hem ısınıyoruz hem bağışıklık sistemimizi destekliyoruz. Ve günümüz güne nerede kaldıysa devam ediyoruz. Hocam, gerçekten güzel ve etkili bir yöntem. Şimdi çok da güzel bir konuya değindiniz. Yani bağışıklık sistemine en büyük zararı veren stres. Zaten bunu bilim insanları da yapmış oldukları çalışmalarla ortaya koydular. Stresle başa çıkmada da herhalde en önemli etken fiziksel aktivitelerin yoğunluğu. Doğru mu hocam? Tabii. Bu noktada bu fiziksel aktivitelerimizle bağışıklık sistemini aynı oranda nasıl birlikte götürebileceğiz? Yani bir tarafta bakıyoruz koronavirüsten dolayı sosyal izolasyon var. Bu izolasyon evde oturmaları beraberinde getirdi. Karşılıklı gidip gelmeleri sohbet ortamını ortadan kaldırdı. Onun dışında siz de zaten ifade ettiniz. İşte markete, eczaneye, benzinciye gitmek dışında çok da fazla seçenek de kalmadı insanların önünde. Haliyle biraz daha işte dijitalleşme başladı. Yani işte bilgisayarlar, televizyonlar ya da laptoplar üzerinden, telefonlar üzerinden insanlar oturdukları yerde bazı işlemlerini gerçekleştiriyorlar ki esasen günümüzde insanlık içinde en büyük tehlikelerden biri bu olmaya başladı diye düşünüyorum ben. Çünkü bunun bir sosyal alışkanlığı olursa önümüzdeki süreçte bunu atlatmak da çok zor olacak. Bu noktada bunun da önüne geçmek gerekiyor. Siz bir uzman olarak neleri tavsiye edersiniz? Şimdi şöyle ki, tamam evdeyiz, izoleyiz. İşte daha çok bizi uyaran dijital ortam var. Bu konuda çok hak veriyorum. Hatta şu anda şey bile başladı biliyorsunuzdur. İşte home office çalışalım. Bakın böyle de çalışabiliyoruz artık. Hı-hı. Sistemimizi home office yapalım gibi. Şeyler başladı, talepler başladı. Genel olarak dünyada değişecek olaylardan biri de bu deniliyor yakın zamanda. Ama dediğim gibi bu bizim fiziksel aktivite yapmamamız için bir sebep değil. Yani şimdi bir
Tabii telefonda da aplikasyonlar var. Bizim fiziksel aktivitelerimiz, yaptığımız aktiviteleri değerlendiren, işte kurgulayan ve işte gereken egzersizleri gösteren uygulamalar dahi var. Veyahut da bunun dışında illaki dediğim gibi mutlaka gün içerisinde aktivite yapmak durumunda kalıyoruz. Ha, önemli olan şöyle bir şey var. Dediğim gibi biraz önce de kişi kendinden bilir işi. Yani şimdi burada tavsiye veriyoruz ama kendi işime dair söylediğim şey, kahvaltı yaptık, öğle yemeğini yedik, okey. Sonra oturdum. 5 saat kadar oturdum ve o ara eşime dedim ki yarın ben fiziksel aktivite anlatacağım. 5 saat otururken söylüyorum. Evet. Şimdi o zaman ne yapmamız lazım? Gün içerisinde yapacağımız aktiviteleri düzenli bölmemiz lazım. Yani fiziksel aktivite yapıyoruz ama bir anda hepsini yapıp bitirme değil, gün içerisinde bütün aktivitelerimizi yayarak yapmamız lazım. Ve de bunu yapar, örneğin işte bayan kadınlar için söylüyorum. Tabağı aldınız, rafa yerleştireceksiniz. Aldın tabağı, derin nefes al, yerleştirirken nefesini ver. Bu bir aktivite, bu bir nefes egzersizi. Hem evet, aktivite yapıyorum, bulaşıkları yerleştiriyorum, hem de nefes alıp veriyorum, nefes egzersizi yapıyorum. Veyahut da yıllarca ortaokulda, lisede dalga geçtim annemle. Çünkü oturuyordu ve sadece yaptığı şey karnını içeri çekip bırakmak. Defalarca, saatlerce karnını içeri çıkarıp bırakabiliyordu ya da kalçasını sıkıştırıp bırakıyordu. Üniversiteye gelene kadar kendisiyle dalga geçtim. Ah, başla bir yeni diye selamlıyordum anne. Ondan sonra bir baktım üniversitede, bu çok yararlı bir şeymiş. Yani dün eleştirdiğinizin bugün esasen sağlık açısından ne kadar önemli olduğunu gördünüz. Ne kadar doğru, evet. Yani oturuyoruz, mesela ben şurada oturuyorum. Diyelim ki 50 dakika konuşuyoruz biz. Tek bırak, tek bırak. Hiçbir zararı yok, aksine çok faydası var. Yani işte yaptığınız işlerinizi okuyorsunuz, dinleniyorsunuz. Dinlenirken ne yapıyoruz? Karnımızı içeri çekip biliyoruz. Veyahut da kalçamızı sıkıp bırakabiliyoruz. Basen bölgesi dediğimiz kalça büyükel bölge ve karın bölgesi için, abdomen bölgesi için abdominal olarak ciddi yararları var. Evet. Hocam sizinle sohbetimizden ben esasen şunu anladım. Yani sporla fiziksel aktiviteyi birbirine karıştırmamak lazım. Fiziksel aktivite herhalde, evet, günlük yapmış olduğumuz işlerin toplamı. Spor ise daha, evet, çok vücudu geliştirmek, işte ya da kilo vermek ya da kas yapmak adına gerçekleştirdiğimiz eylemler. Doğru mu anladım hocam? Yok, şöyle ki bunun hedefimiz bir işi gerçekleştirmek. Hı hı. Sporun hedefidir kas yapmak. Ha, nedir? Yaptığımız fiziksel aktiviteler bizi standartta tutar. Ha, eğer ben paslar güçlendirmek, güçlü olmak, enduransımı artırmak istiyorum diyorsanız o zaman spor. Yani o zaman bir kasa yönelik spesifik spor yapmanız gerekir. Ama fiziksel olarak aktif olabilmek için tek yapmamız gereken bütün vücut komponentlerini çalıştırmak. Oturmamak ya da oturduğunuzda bile bu bahsettiğim karın, kalça, küçük hareketlerini yapabilmek. Yani vücudumuzu sürekli çalışır halde tutmak gün içinde. Olayımız bu, özetlemek. Efendim bir izleyicimiz sormuş, onun sorusunu da soralım size de, ondan sonra artık son dakikalarımıza gireceğiz. Sabahları uyandığımda bel ve sırt ağrısı var, ayaklarım ağrıyor demiş. Bu
nedendir diye size bir soru yöneltmiş. Ne yapmasını tavsiye edersiniz? Şimdi önemli olan son zamanda mı oluştu? Yani hiçbir sıkıntısı yoktu. Bu bir ay içerisinde mi gerçekleşti? Tabii bu 1,5 ayında, bir ayında mı gerçekleşti? Son bir ayında mı? Bu önemli. Eğer cevap evet ise, yani son bir ayda gerçekleşti, benim normalde hiçbir şeyim yoktu diyorsa, o zaman ne yapacak? Fiziksel aktivitelerini artıracak. İşte dediğim gibi o sürelerini azaltacak. Oturacak mı? Oturduğu zaman elini hareket ettirecek, başını hareket ettirecek. Şöyle yapıp mesela, bilmiyorum görünüyor mu ama ya beli çukurlaştırıp dikleştirecek. Evet. Yani otururken mekanizmayı çalıştıracak. Veyahut da iş yaparken dediğim gibi çeşitli işleri nefes egzersizleriyle birlikte kombine edecek ki o kaslara yeteri kadar besin gidebilsin. Evet hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Neden? Pardon, buyurun. Son artık bir dakikamız. İsterseniz son sözlerinizi de alalım. Şimdi dediğim, fiziksel aktivite önemli, fiziksel olarak aktif olmamız önemli. Bu korona sürecinde hem bağışıklık sistemimizi desteklemek için, hem kendimizi desteklememiz için, hem hayata geri dönüşte daha az zorluk çekebilmemiz için, hatta zorlanmamamız için fiziksel aktivitelerimiz çok önemli. Bunun dışında sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Uluslararası Final Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Kardem Soyer, fizik tedavi uzmanı bizlerleydi. Şimdi kısa haberleri vereceğiz. Hemen akabinde Doktor Ziya Öztürkler bizlerle olacak. Üniversite hayatını konuşacağız.